Günaydın. Bugün 20 Ekim Perşembe. Sabah Haber'de karşınızdayız. Haftanın sonuna doğru, son iş gününe doğru ilerlerken, yavaş yavaş haftayı noktalamak üzere hazırlanırken Perşembe sabahında yine yayındayız. Bakalım gelişmelere bugün neler yansıyacak? Hem gazete manşetlerinden hem de haber bültenimizden takipte olacağız. FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından, ayrıca sosyal medyadan aramıza katılabilirsiniz. Gündeme bakalım, sonra manşetler. Vakıflar Bankası ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında ilim yılı kapsamında sosyal sorumluluk projesi için protokol imzalanacak. Vakıflar İdaresi Genel Müdürlük binasında saat 9'da. Başbakan Üstelgirne Alsancak yolu Double Yol projesini yerinde inceleyecek saat 9.30'da. Tarım Bakanı Oğuz Güzelyurt Alnar Narcılık Limited Yönetim Kurulu ile bir görüşme yapacak. Tarım Bakanlığında saat 10'da yer alacak bu görüşme. GİKAT'la Kız Kardeşim Projesi işbirliği ve Girne Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve yurtdışı basın mensuplarının da yer alacağı Değer Yaratan Kadın Girişimciler Zirvesi yapılacak. Girne Bandabolya'da yer alacak saat 10.30'da. Başbakan Üstel ve eşi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'nu ziyaret edecekler. Bayın Dilek ve Ulaştırma Bakanlığı Karşısı Lefkoşa burada yer alacak saat 11'de bu ziyaret. Tarım Bakanı Oğuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın'la bir görüşme yapacak. Tarım Bakanlığı'nda saat 11'de yer alacak. Tarım Bakanı Oğuz, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu'yla bir görüşme yapacak. Tarım Bakanlığı'nda bu görüşmede saat 11.30'da Cumhurbaşkanı Milli Eğitim Bakanlığı Davi Beach Club'da hizmet onur törenine katılacaklar saat 18'de. Avrupa Gazetesi ile başlayalım. Bakalım neler paylaşılıyor. Taşıma nüfusa, vatandaşlığa dur manşetini görüyoruz. Avrupa Gazetesi'nde TDP, TKP, YKP, BKP ve ÇASEN taşıma nüfusa verilen vatandaşlıklarla ilgili yüksek mahkemeye dava dosyaladı. Haber bununla ilgili. Davanın avukatı Öncel Polili'nin açıklamaları da yer alıyor. Vatandaşlığın bir ülkenin egemenliğinin o ülkenin vatandaşları arasında eşit paylaşımı anlamına geldiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin paylaşılmasının da bu kadar kolay olmaması gerektiğini söyledi diye gazete Polilini'nin açıklamalarını paylaştı ve parti temsilcilerinin de yapmış olduğu açıklamalar, değerlendirmeler var. İzzet İzcan, bilerek ve kasıtlı şekilde Kıbrıs'ta Türklerin varlıkları ve kimlikleri yok ediliyor değerlendirmesinde bulundu konuyla ilgili. Murat Kanatlı da taşıma nüfusa vatandaşlık verilmesi Cenevre Konvansiyonu'na da aykırı açıklamasını yaptı. Mine Atlı da UBP vatandaşlık rantı kullanmaya başladı. Ülkenin iradesini gasp eden herkesten hesap soracağız dedi açıklamasında. Bu davanın vatandaşlıklarla ilgili diğer davaların da önünü açacağına inanılıyor. Geçiyoruz Kıbrıs Gazetesi'ne. Ve bakalım, kayıt dışılığı önleyin, elektriği sübvanse edin açıklaması var manşette. Ekonomist Derviş Kemal Deniz'in değerlendirmelerini görüyoruz. Enflasyonun artmaya devam edeceğine dikkat çekiyor. Fiyat artışları karşısında maaşı aynı kalarak alım gücü düşen vatandaş için artışların sübvanse edilebileceğini kaydetti ve kaynak için bir yol gösterdi. Kayıt dışılığı önleyin, elektriği sübvanse edin şeklinde. Finansman bulunarak sübvansiye şart, kayıt dışılık önlenmeli, vergiler alınmalı alt başlıkları var. Ekonomist Derviş Kemal Deniz'in açıklamaları fiyat artışları karşısında özellikle sabit gelirli vatandaşların gelirlerinin aynı kaldığını ama aldıkları malın hacminin azaldığını belirtiyor. Serbest piyasa ekonomisinde fiyat kontrolü yapmak imkansızdır. Devlet fiyatlara müdahale edemez açıklamasını yaptı. Deniz, yapılması gerekenin elektrik ve gıda gibi fiyat artışı oranı yüksek kalemlerdeki
artışı sübvansiye etmek olduğunu vurguluyor. Maliyenin yeterli geliri olmadığını ama plan ve programlama ile gerekli finansmanı sağlayıp bunun yapılabileceğini kaydetti. Derviş Kemal Deniz, sağlanacak sübvansiyenin artan kayıt dışı ekonomiyi 1-2 yıl içinde kontrol altına alarak finansçıya geri ödenebileceğini kaydediyor. Kayıt dışı ekonomiden para kazananların arttığına, normal maaş alan vatandaşın vergisini ödeyen işletmecinin ise fakirleştiğine vurgu yapıyor. Değerlendirmesinde kayıt dışı ticaret yapan, iş yapandan vergi alınmazsa sosyoekonomik yok oluşun devam edeceğini belirtiyor Deniz. Bir hastalığa zamanında müdahale etmez ve ilerlemesini kontrol altına almazsanız daha sonra müdahale edemeyeceğiniz bir noktaya varır ve geç kalırsınız şeklinde konuştu. Kayıt dışılığı önleyin, elektriği sübvanse edin başlığıyla veriliyor açıklamaları. Evlenmeden mutlaka telesamiye testi yaptırın. Haberine bakalım sürmanşette. Kan büyük ihtiyaç. Kişilerin kansızlık sorunu çekmesine, ilaçlar kullanmasına ve hayatın sürekli stresli geçmesine yol açan genetik hastalık telesamiyanın önüne geçilebilmesi için bir test yeterli. Ancak bunu bilmeyen veya önemsemeyenler olabiliyor. Telesamiya Derneği Başkanı 5 evlerli topluma çok önemli bir uyarı yaptı. Evlenmeden mutlaka telesamiya testi yaptırın şeklinde. Sağlıklı bireylerin sadece kamu spotlarında veya yakınları ameliyata alındığında hatırladığı kan, telesamiya hastaları için temel bir ihtiyaç. Toplumun bazı kesimlerinin kan vermekten kaçınması, hem telesamiya hastaları hem de diğer hastalar hem de kaza geçiren kişiler için büyük bir önem arz ediyor. Telesamiya Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, telesamiya hastalarının 14 günde 2 ünite kan alması gerektiğini vurguluyor Beşevlerli. Hemoglobin seviyesi düşük kişilerin daha çok kan alması gerektiğini vurguladı açıklamasında. Evlenmeden mutlaka telesamiya testi yaptırın uyarısı var. Logo yanına bakalım. Yanmış binaya makyaja tepki geldi. Devlet laboratuvarı için proje hazırlayan mimar Hasan Erhan bu konuda adım atılmamasından şikayetçi. Erhan, yanmış binanın tadil edilerek hayata geçirilmek istenmesinin de yanlış olacağı görüşünde, yanmış binaya makyaja tepki diye aktarıldı haber. Yine ön sayfadayız bakalım. İşçinin hayatına değer veren yok. İnsan hayatının hiçe sayıldığı ülkemizde her şeyimiz Allah'a emanet gidiyor diye veriliyor bu haberde. Hastaları ilaç bulamayıp kapı kapı gezerek çare ararken diğer yandan inşaatlarda çalışan işçiler gerekli tedbirlerin alınmaması ve denetimsizlik yüzünden iş kazalarına kurban gidiyorlar. İşçinin hayatına değer veren yok başlıklı haberi görüyoruz ön sayfada. Soli harabeleri molozların gölgesinde kaldı haberi de fotoğrafla paylaşıldı. Yeni dalgada bölgedeki tarihi güzellikleri görmeye giden turistleri hiç de hoş olmayan bu görüntüler karşılıyor. Soli harabeleri molozların gölgesinde kaldı. Yeni düzene geçelim. Biz köle değiliz manşetini görüyoruz Yeni Düzen gazetesinde. Hademelerin hak arayışı sürüyor. Özel haber bu. Gazete paylaştı. Uzlaşı çıkmadı. Eyleme devam edilecek. Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu açıkladı. Hükümet sendikalaşmaya karşıysa çıksın yüzümüze söylesin şeklinde. Uzlaşı çıkmadı. Dediğimiz gibi bu eylem devam edecek kamu okullarında. Taşeron şirketler bünyesinde. Hademelik yapan emekçilerin dünkü eylemiyle ilgili haber. Dünkü eylemden de uzlaşı çıkmadı. Dün sabah Eğitim Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı emekçiler. Bugün de meclis önüne gidecekler. Ve Serdaroğlu da hükümet sendikalaşmaya karşıysa çıksın yüzümüze söylesin açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili olarak haber manşette. CTP iki bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi. Bir başka haber, Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel yönetim seçimlerine yönelik. Yeni Boğaz içinde Şifa Çolakoğlu'nun
Beyarmudundaysa Sadık Tuver'in adaylıkları onaylandı. HP Mausa da bağımsız aday Salih Oktay'ı destekleyecek. Yerel yönetim seçimlerine yönelik olarak haber paylaşıldı. Çoklu tarifeye geri dönüş bakalım. Şimdi haberimiz de var, onu da izleyeceğiz. Elektrikte 8 ayda geri adım atıldı. Dörtlü koalisyon sürecinde yürürlüğe giren ancak UVP, DP, YDP hükümeti tarafından durdurulan elektrikte çoklu tarifeye geri dönüş kararı alındı. Çoklu tarifeye geri dönüş haberi de ön sayfada. Başbakan Üstel firmadan elden teklif alındığını, alınan teklifler sonrasında en uygun teklifi veren Hayati Özok firmasından 24 bin metrik ton akaryakıt alınması kararı verildiğini açıkladı. Bakalım, haberimizi de izleyeceğiz. Ülkenin elektriksiz kalmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtiyor Üstel. Ülkeyi karanlığa gömme pahasına elektrik konusunda oynanmak istenen oyunlara kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. Üstel Mart ayı başında son verilen çoklu tarife uygulamasını hayata geçirmek için Bakanlar Kurulu'ndan karar aldıklarını da duyurdu. İzleyelim, devam edeceğiz. Başbakan Ünal Üstel yazılı açıklama yaparak Kıptek ve ülkedeki elektrik politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Elektrik konusunda yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler üretme konusunda kararlı olduklarını belirten Üstel, ülkeyi karanlığa gömme pahasına elektrik konusunda oynanmak istenen oyunlara kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. Başbakan Üstel, Kıptek'e yakıt sağlanması ve ülkenin elektriksiz kalmaması için gerekli her türlü tedbirin alındığını vurguladı. Akaryakıt ihalesi sonuçlanana kadar elden teklif alınmak suretiyle ülkenin elektriksiz kalmaması için adım atmak zorunda kaldıklarını anlatan Üstel, bu süreçte yaşananları şeffaf bir şekilde halkla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi. Ünal Üstel, pazarlık usulü eksiltme yöntemiyle en son yapılan ihalede en düşük teklifi veren 3 firmadan elden teklif alındığını, alınan teklifler sonrasında en uygun teklifi veren firmadan 24 bin metrik ton akaryakıt alınması kararı verildiğini belirtti. 24 bin metrik ton yakıtın en uygun teklifi veren Hayati Özok'tan plus artı 13 dolar çift teknecik olacak şeklinde alınması konusunda önce Kıptek yönetiminde, bunun ardındansa Bakanlar Kurulu'nda karar üretilmiştir. Bu arada pazarlık usulü eksiltme yöntemiyle yapılan ancak itirazlar sonucu tamamlanamayan ihalenin de yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra en kısa sürede sonuçlanacağının kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Öte yandan Başbakan Ünal Üstel daha önce hükümetleri tarafından söz verilmiş olan isteğe bağlı olarak çoklu tarife sistemine geçilmesiyle ilgili kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Üstel, çoklu tarife uygulamasıyla birlikte halkımızın kendi tüketimini kendi kontrol edebilmesi ve kullanımlarını belirli saatler içerisinde yapması halinde fatura miktarlarını düşürmesi mümkün olacaktır dedi. Ünal Üstel, çoklu tarifenin nasıl kullanılabileceği ve hangi saatlerde hangi fiyatlardan tarifelendirileceği ile ilgili detaylı açıklamanın Kıptek tarafından yapılacağını belirtti. Başbakan açıklamalarını izledik, devam ediyoruz. Aysan Gazi'nin cenazesi 4 aydır morgda ve nereye gömüleceği tartışması bitmedi. Konu şimdi de yüksek mahkemeye taşınıyor. Ayrıntılar iç sayfalarda, yeni düzenden devam ediyoruz. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'in açıklamasına bakalım. Pandemiye rağmen 41 milyon TL yatırım yaptık. 531 kararın tümünü oy birliğiyle aldık şeklinde Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'in açıklamaları da ön sayfada. Diyalogla devam edelim. Bakalım iki tarafın farkı. Diyalog gazetesinin bugünkü manşeti: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti son 4 büyük yangında zarar görenlere tek kuruşluk yardım yapmazken Rum hükümeti Korçam'daki Maronitlere 20'şer bin euro ödeyeceğini açıkladı. İki tarafın farkı manşetiyle veriliyor haber. Zarar gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları çaresiz, zarar gören Maronitlere güneyden destek. İki alt başlık, ayrıntılarda bakalım. Kuzey Kıbrıs'ta son zamanlarda 4 büyük yangın meydana geldi. Tepebaşı, Kalkanlı arasında 5000 hektarlık alan kül oldu. Geçitköy'de, Mersinlik'te ve son olarak Ağrıdağ'da meydana gelen yangınlarda bahçe ve evleri zarar gören vatandaşlara devlet tarafından tek kuruşluk yardım yapılmadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti yangınlarda zarar görenlere tek kuruşluk yardım yapmazken, Rum hükümeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan yangınlardan etkilenen Koruçam'daki Maronitlere 20'şer bin euro mali yardım kararı aldı. Yardımların hızlı bir şekilde Koruçam sakinlerine aktarılacağı belirtiliyor. İki tarafın farkı başlığıyla verildi bu haber gazeteden. Ve yine ön sayfada 3 yıl sonra cezaevinde haberi de var. Uyuşturucu, hırsızlık, darp gibi birçok suçtan aranıyordu Cengiz Deniz. Güney'den döndü, polise teslim oldu diye paylaşıldı. Teknecik için tonu 70 dolardan yakıt alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti dün 13 dolara ihale bağladı. Korkunç fark başlığıyla veriliyor bu haberde. Ve bakalım Ağrıdağ muhtarı Hasan Piro, Ağrıdağ'da 20 gün önce meydana gelen yangında zarara uğrayan vatandaşlar devletin ilgisizliğinden şikayetçi, destek yok açıklaması da yine iç sayfalarda manşetle bağlantılı olarak, manşet haberle Ağrıdağ muhtarı Hasan Piro'nun açıklamalarına burada gazete yer verdi. Son 3 ayda bir düşüş var. Rumlar bu yılın ilk 9 ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kredi kartıyla 33 milyon euro harcadı. Son 3 ayda düşüş var diye veriliyor. Refkoşa ve Girne'de gerçekleştirilen kıskaç operasyonunda kokain ve Hint kenevini ele geçirildi. 4 tutuklu var. En büyüğü 23 yaşında. Refkoşa ve Girne'de gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak aktarılıyor. Güneş'teyiz. Bakalım Güneş gazetesi neler paylaştı. Çoklu tarife dönemi başlıyor. Başbakanı manşetini aldı. Bir söz daha tutuldu. Oynanmak istenen oyunları bozduk. Başbakanın değerlendirmelerine bakacağız. Başbakan Üstel Mart başında son verilen çoklu tarife uygulamasını hayata geçirmek için Bakanlar Kurulu'nda karar aldıklarını açıkladı. Başbakan Ünal Üstel daha önce hükümetleri tarafından söz verilmiş olan isteğe bağlı olarak çoklu tarife sistemine geçilmesiyle ilgili kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Başbakan Üstel konuyla ilgili yaptığı açıklamada çoklu tarife uygulamasıyla birlikte halkımızın kendi tüketimini kendi kontrol edebilmesi ve kullanımlarını belirli saatler içerisinde yapması halinde fatura miktarlarını düşürmesi mümkün olacaktır dedi. Üstel çoklu tarifenin nasıl kullanılabileceği ve hangi saatlerde hangi fiyatlardan tarifelendirileceği ile ilgili detaylı açıklamanın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılacağını belirtiyor. Ve oynanmak istenen oyunları bozduk dedi yine başbakan açıklamasında. TÜPSEK'e yakıt alımıyla ilgili ihalenin en kısa sürede sonuçlandırılacağını da bildirdi. Kıptek yakıt ihalesinde birilerinin oynamak istediği oyunları bozduklarını ve bozmaya devam edeceklerini kaydediyor Üstel. Bakanlar Kurulu'nda Kıptek'e bir teknecik teslim olacak şekilde 24 bin metrik ton yakıt alımının yapılması kararını aldık açıklamasını yaptı. Platz artı 13 USD CIF teknecik teslim alınacak şekilde 24 bin metrik ton yakıt alımının yapılması kararını aldık. Ülke elektriksiz kalmayacak dedi Başbakan. Üstel akaryakıt ihalesi sonuçlanana kadar elden teklif alınmak suretiyle ülkenin elektriksiz kalmaması için adım atmak zorunda kaldıklarını anlattı. Bu süreçte yaşananları şeffaf bir şekilde halkla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti ayrıca. Ve logo üstüne bakalım. 45 kilometreye yakın asfalt yol projesine başlandı. 21 köy için kollar sıvandı. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kırsal kesim altyapıları kapsamında Mevlevi'de yürütülen asfalt yol çalışmalarını yerinde inceleyerek toplam 16 köyümüze yaklaşık 45 kilometreye yakın asfalt yol projesine başlandı açıklamasını yaptı Öztürkler. Kırsal kesim altyapıları kapsamında Mevlevi'de yürütülen asfalt yol çalışmalarını yerinde inceledi. İçişleri Bakanlığı olarak yürüttükleri yoğun çalışmalarla geçmişte verilmiş ve altyapı eksikliği olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması için adeta seferberlik ilan ettiklerini açıkladı Bakan Öztürkler.
ve İçişleri Bakanlığı'nın geniş sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve önceki yıllarda verilen ve altyapıları tamamlanmamış kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmalarını kapsamında 21 farklı köyümüz için altyapı projelerimiz ihale süreçleri tamamlanmış ve dün itibariyle yapım aşamasına geçilmiştir açıklamasını yaptı. Hademelerin işinden olmaması için direniyoruz açıklaması da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakalım bakanlık önünde eylem yapan kamu iş üyesi hademelerin yanına gelerek sıkıntılarını dinledi ve açıklamalarda bulundu. Biz sizin işinizden olmamanız için direniyoruz dedi. Toplu iş sözleşmesi yapma hakkınızı eleştirecek durumda değilim, hiç eleştirmiyorum diyen Bakan Çavuşoğlu, ihale sistemiyle aldıkları hizmetin muhatabının şirket olduğunu söyledi. Sendika taşeron şirketle toplu iş sözleşmesi yapacaksa buna müdahil olma haklarının olmadığını dile getiriyor Çavuşoğlu. Biz sizin işinizden olmamanız için direniyoruz ifadelerini kullandı. Hademelerin inandığı yolda yürüdüğünü, bunun onların tercihi olduğunu ifade ediyor ayrıca. Benim sizin aleyhinizde bir şeyim yok diye konuştuğu bu noktada aktarıldı. Ve logo yanında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini hedef pazar ülkelere tanıtım projesi başlıyor haberi var. Ve hedef pazar ülkelerde tanıtım projesiyle ilgili olarak haberimiz de var, izleyeceğiz. Proje için 74 milyon TL kaynak tahsis edildi. Proje sayesinde 2023 turizm döneminde Avrupa'dan ve Rusya'dan gelecek turist sayısında büyük bir artış öngörülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini hedef pazar ülkelerde tanıtım projesi. Bu proje açıklandı. Proje için 74 milyon TL kaynak tahsis edildi. Haberimize bakalım. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini hedef pazar ülkelerde tanıtım projesi başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre proje için 74 milyon Türk lirası kaynak tahsis edildi. Geride bırakılan yıl çekim ve dağıtım süreçleri için 30 milyon Türk lirası kaynak ayrılan tanıtım filminin hedef pazar olarak seçilen İngiltere ve Almanya'da oldukça ilgi gördüğü belirtilen açıklamada, bu yıl hedef pazara İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra Rusya'nın da eklenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek yabancı turist çeşitliliğinin artmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile ülke tanıtımı amacına hizmet etmekte olan projenin faaliyetleri başladı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Ekibi ile işbirliği ile yapımına başlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım filmi, ülkenin doğal güzelliklerinin, tarihinin, kültürünün ve otantik Kıbrıs mutfağının tanıtılmasını hedefliyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliği ve koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan filmler, Almanya, İngiltere ve Rusya'da dahil olmak üzere yurtdışı tanıtımlar için kullanılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi için oldukça önem arz eden bu proje sayesinde 2023 turizm döneminde Avrupa'dan ve Rusya'dan gelecek olan turist sayısında büyük bir artış öngörülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültür ve turizm potansiyelinin en etkili ekonomik ve uluslararası faydaya dönüşmesi adına benzer projelerle işbirliğine devam edilecek. Devam ediyoruz. Vatan gazetesindeyiz. Bakalım neler aktarılıyor. Vatandaşlıklar mahkemelik oldu manşetini görüyoruz Vatan'da da bu sabah. Toplumcu Demokrasi Partisi, TDP, TKP, Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası Çağsen, Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar için Yüksek Mahkeme'de dava dosyaladı. Partilerin avukatı Öncel Poleli'nin açıklamaları vardı. Öncel Poleli ve yetkilileri davanın dosyalanması öncesinde konuyla ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basına bazı açıklamalar yaptılar. Bu açıklamalar sırasında çekilen bir fotoğraf karesiyle görüyoruz manşet haberi paylaşıldı.
Bakalım sanatseverlere bir haber var logo üstünde. Fazıl Say Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde resital verecek. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde bir resital verecek. Fazıl Say bu yılki festival çerçevesinde Kıbrıs'ta sanatseverlerle ikinci kez buluşacak. Sanatçı yarın akşam saat 20.30'da Bela Pais Balastırı'nda bir müzik başyapıtı olan Bach'ın Goldberg varyasyonlarını, Beethoven'ın Ay Işığı sonatını ve pandemi döneminde bestelediği Yeni Hayat sonatını yorumlayacak. Yarın akşam saat 20.30'da Bela Pais Manastırı'nda. Ademeler Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Bakalım logo yanındayız. Kamu iş okullarda hademe olarak görev yapan üyelerin toplu iş sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eyleme gitti. Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hademelerin anayasal hakkı olan maaşlarını ve yasal haklarını alana kadar bugünden itibaren meclis önünde eylem başlatacaklarını açıkladı. Hademeler Eğitim Bakanlığı önünde eyleme gitmişti ve bugünden itibaren meclis önünde eylem başlatacaklarını açıkladılar. Seçim notlarına bakalım. Seçimden notlar. CTP iki bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi. Yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel yönetim seçimlerinde Yeniboğaziçi'nde Şifa Çolakoğlu'nu, Beyarmudun'da Sadık Tuveri adayı gösterdi. HP Gazi Mousa'da bağımsız aday Oktay'ı destekleyecek. Halkın Partisi de Gazi Mousa'da belediye başkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağı açıklanan Salih Oktay'ı destekleyeceğini duyurdu HP'de. Halkın Partisi bakalım. İncel'in açıklamaları var. Başşehir ekonomik ve sosyal açıdan zenginleşecek. Sıla Usar İncel'i Lefkoşa için çalışacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirtti. Sıla Usar İncel'i başşehir ekonomik ve sosyal açıdan zenginleşecek ifadelerini kullandı. Seçim notlarında bugün aktarılıyor. Başbakan Üstler elektrikte çoklu tarife uygulamasına başlanacağını açıkladı. Yine haberimizi de izlemiştik. Ülkenin elektriksiz kalmaması için gerekli tedbirler alındığını ve oynanmak istenen oyunların bozulduğunu kaydetti Üstel. Başbakan Üstel yazılı bir açıklama yaptı. Halka verdikleri söz kapsamında çoklu tarife uygulamasını hayata geçirmek için Bakanlar Kurulu'ndan karar aldıklarını açıkladı. Bakanlar Kurulu'ndan meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Genç İzci Ateşi Derneği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği TULIPS işbirliğinde Milli Eğitim Bakanlığı Lefkoşa İlçe Okulları izcileri meme kanserine karşı bir farkındalık yürüyüşü düzenlediler. Bu haber de bugün ön sayfada. Bir 31 Ekim meme kanseri ayı dolayısıyla. Devam ediyoruz. Halkın Sesindeyiz. Bakalım. Büyük tehlike manşetini görüyoruz. Gençler uyuşturucu belası sarmalında. Bakalım, yaş ortalaması küçük. Ülkenin kabusu haline gelen ve bir türlü önüne geçilemeyen uyuşturucu batağına bulaşan suçlu sayısı hızla artmaya devam ediyor. Gençler de her geçen gün uyuşturucu batağına gömülüyor diye paylaşıldı. Bir moda akımı gibi gençleri saran uyuşturucu illeti merakla ve arkadaş çevresiyle başlıyor. Ve ticaretine başlamaya kadar da uzanıyor. Narkotik ekiplerinin düzenlediği son operasyon bu acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Polis ekiplerinin Lefkoşa ve Girne'de düzenlediği kıskaç operasyonundan paylaşılıyor bu bilgiler. 25 gram kokain, 13 gram Hint keneviri türü uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 23.600 TL, 195 euro ve 20 sterlin para bulundu. Olayla ilgili yaşları 19 ve 23 arasında değişen 4 genç tutuklandı. Gençlerin üzerinde ele geçirilen uyuşturucuların paketlenmiş şekilde satışa hazırlandığı operasyonda satış için kullanılan hassas terazinin de ele geçirildiği ve uyuşturucuların Rum tarafından ithal edildiği öğrenildi. Gençler uyuşturucu belası sarmalında başlığıyla veriliyor haber. Logo üstünden devam edelim.
16 köyde 45 kilometre asfalt yol projesine bakalım. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, altyapı eksikliği olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması için adeta seferberlik ilan ettiklerini açıkladı ve toplam 16 köyde yaklaşık 45 kilometreye yakın asfalt yol projesine başlandığını vurguladı. Gürcan Erdoğan'a bir dava daha bakalım. Yolsuzluk suçlamasından 18 ay hapse mahkum edilen Kıptek eski genel müdürlerinden Gürcan Erdoğan hakkında yeni bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Erdoğan'ın döneminde bazı köylere ihalesiz şekilde sokak aydınlatılması bağlandığı ve kurumun fazladan ödeme yapmak zorunda kaldığı iddiaları var. Bununla ilgili paylaşıldı. İngiltere'yi sarsan karar haberi de yine logo üstünde. Gazete tarafından aktarılan İngiltere'de 43 gün önce İçişleri Bakanlığı'na atanmıştı Suella Braverman. Kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden istifa etti diye aktarılıyor. Değirmenlikten 4 yılda 41 milyon TL'lik yatırım haberine bakalım. Açıklamalar, karavezilerin açıklaması, 252 kilometre kare bir alanda 18 köye hizmet veren Değirmenlik Belediyesi pandemi nedeniyle gelirlerinin yarıya düşmesine rağmen 4 yıllık sürede bölgeyi 41 milyon TL'lik bölgeye yatırım yaptı. Başkan Karavezirler her beldede eşitlik ve partiler üstü anlayışla hizmet verdiklerini vurguladı. Konuyla ilgili açıklamasında belediyeler reformunu örnek almak istiyorlarsa hiçbir borcu olmayan belediyemiz en iyi örnektir açıklamasını yaptı Karavezirler. 191 kilometre ova yolu tamamladık. 3 yeni su kuyusu kazandırdık. 3 okula 6 sınıf yaptık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzajda fark yarattık. Ülkeye gelen turistler için ülkenin aynası olduk ifadelerini kullanıyor açıklamalarında. CTP'den iki iddialı aday daha geldiğini paylaşmıştık seçime doğru. CTP Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne Şifa Çolakoğlu, Beyarmudun'da ise Sadık Tuveri aday gösterdi. Haberi de bugün ön sayfada. Salih Oktay'a HP'den tam destek geldi Halkın Partisi de. Gazi Mausa Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Salih Oktay'ı destekleme kararı aldı. Seçime doğru notlarda yeni bakışa geçtik. Son gazetemiz Yeni Bakış ve kültürümüzden uzaklaştık manşetini görüyoruz. Biyologlar Derneği Genel Sekreteri Mustafa Kopalı'nın bazı açıklamaları var. Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Başka bir ülkenin, Cumhurbaşkanı'nın bizim ülkemize külliye yapılacak dediğini belirtiyor. Bizler de diğer taraftan ağaçlar kesilmesin diye demeçler veriyoruz değerlendirmelerini yaptı. Gerçekten ihtiyaç olup olmadığının sorgulanması gerektiğini söylüyor yine değerlendirmesinde. Bir yere nüfus taşımanın mevcut popülasyonu bozmanın suç olduğunu belirtiyor. Öyle bir yere geldik ki kendi kültürümüzden uzaklaştırıldık şeklinde bir değerlendirmesi var. Doğanın var olan zenginliklerinin yok edildiğini belirtiyor. Böyle nüfus geldiği sürece hiçbir şey dayanmaz diye konuştu. Ait olmanın sorumluluğunu yerine getirebiliyor musunuz diye sorarak herkesin insan olmanın sorumluluğunun farkına varması gerektiğini belirtiyor. Önce eğitim diyor ayrıca. Ülkede nüfus artışının durması gerektiğini belirtti. Kopalı eğitimden sonra aidiyet duygusunun da önemli olduğunu belirtiyor. Avrupa'ya giden birisi yere çöp atmaz diye konuştu. Bu noktada değerlendirmeleri var. Beldeye 41 milyon TL'lik yatırım yaptık. Açıklamasına bakalım. Karavezirlerin açıklamaları yine paylaşmıştık. 4 yıllık hizmet döneminde Değirmenlik Beldesi'ne verdikleri hizmetleri düzenlenen bir basın toplantısında paylaştı. Pandemi nedeniyle belediye gelirlerinin yarıya düştüğünü, buna rağmen 4 yıllık sürede Değirmenlik Beldesi'ne 41 milyon TL'lik bir yatırım yaptıklarını açıkladı bu basın toplantısında. Vatandaşlıklar Yüksek Mahkeme'ye taşındı. Toplumcu Demokrasi Partisi, TDP, TKP, Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası, ÇASEN, Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar için Yüksek Mahkeme'de dava dosyaladı.
ve polisten kıskaç operasyonu yine aktarmıştık. 4 tutuklu var bu operasyonda da. İngiltere'de çalışma süresi haftada 32 saat oluyor bakalım. Pandemiyle birlikte gündelik hayata giren uzaktan çalışma sistemi sonrasında iş dünyasını dönüştürecek yeni bir sisteme doğru bir ilerleme başladı. İngiltere'de de çalışma süresi haftada 32 saat oluyor diye bir bilgi geldi. Çoklu tarifeyle ilgili de yine haberimizi de izlemiştik. Başbakan açıklamaları daha önce hükümetleri tarafından söz verilmiş olan isteğe bağlı olarak çoklu tarife sistemine geçilmesiyle ilgili kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı diye gazete paylaştı. Bakalım biz köle değiliz haberi de ön sayfada kamu iş okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin toplu iş sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eyleme gitti. Ve burada biz köle değiliz açıklamalarının geldiği paylaşılıyor. Böylece ülke manşetlerini noktaladık. Türkiye basınıyla devam.